Nur olacak. 7. Akrabalarla oturduğunuz zaman şakayla bile olsa hanımınızı küçük düşürmeyin. Adam oturuyor, amcaoğlu, teyzeoğlu, şu 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 şu, başlar şuradan burada, ondan sonra hanım orada cevap verince, nasıl sen bana cevap verirsin, eve giderken patır kütür patır kütür ve boşanmalar Allah korusun meydana geliyor. E sen kendine bak, ilk önce yani Allah Celle Celal bu hanımı ve çocukları sana emanet vermiş. Ve Allah Resulü diyor ya, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız ve herkes kendi sürüsünden mesuldür. O senden mesuldür, sen ondan mesul değilsin. O acilen Rabbul Beyt olan, Rabbul Üsr olan bu kıyamet günde orada eli altındaki olan şahslardan mesuldür ve birisi çocukları ve hanımıdır. Naam. 8. Evde tartışma olduysa mutlaka o gün barışın. Ertesi güne bırakmayın. Adam ne yapıyor? Adam ne yapıyor? Hanımı, çocukları dövmeden adam rahat oluyor. Olmuyor. Hatta bir gün, iki gün, haftalar, belki aylar bu sürüyor. Gerçekten bu çok yani acı ve tatsız bir durumdur. Yani hangi evde tartışma yok ki, ama önemli olan burada işte kişinin burada olgun oluşun işte göstermesidir burada. 9. İş yerinizdeki sıkıntıları evinize taşımayın. Ne olursa olsun dışarı, isterse atölye bassın ne olursa, ama eve geldiğin zaman bütün bunlar dışarıda kalsın ve evinize huzur ve neşeli bir şekilde gelin. 10. 2'de bir şakayla bile olsa debbirli arus medhilli. Var işte evleneceğim. İşte bu tamam oldu hocam. Vallahi oldu. Adam ne yapıyor? Ya debbirli arus bana gelin, bul şu bu. Ya erkeksen. Gerçekten niyetin varsa vur mu yumruğunu masaya, git ikincisini al. Tamam. Ne yani ikide bir arus marus var. Sakız bizi ağzını böyle çiğniyor. Arus olmaz, olmuyor. İşte o yani arus dediğin zaman sigortaları patlıyor hanımın. Ondan sonra mayın tarlası patlıyor. Ondan sonra gel çıkmış işin içinden. Mardane hasta. Abi sana avrat yok. Bak nasıl konuşmaya başladın. Demek ki bu konuşan. Hastayım. Bilmem ne. Bu konu sen çok iyi görüyorsun. Arız gelince dedim. Mayak kalıyor. Niye abi? Tamam. Baba özür dilerim. 11. Ailece namazınızı ihmal etmeyin. Ailece en önemli olan bir şey. Bakarsın adam kılıyor, hanım da kılıyor ama çocuklarını kaldırmıyor. Ve özellikle sabah namazı. Yarın bu çocuklar, yani geçenler dediğim gibi, eğer cehenneme Allah korusun ya Rabbi gireceklerse, ya Rabbim benim katilim şu annem babamdır derse, o zaman bizim halimiz orada ne olacak? O açıdan elimizden geldiği kadarıyla bir mümin, bir Müslüman, bir muvahhid namaz kıldığı zaman çocuklarını ihmal etmemesi lazım. Çünkü bunlar bizden sonra bize hayır bırakacak olan eserlerdir. Kemal kâle sallallahu aleyhi ve sellem. 12. Geçmiş hataları gündeme getirmeyin. Filan sen de şöyle yapmış işte, adam açar. Bazıları Davud aleyhisselamın kısasını açıyor. Ya kapat Müslüman. Kullu ibni adam hata diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her insan hata eder. Örtmez. Yani bunları kurcalayıp da yani ne elde etmek istiyorsun? Gerek yok. Bunları örtbas edip ve geçmişi unutmak gerekiyor. Çünkü el insan hulika nisyan la bud en nensa. Unutmamız gerekiyor. Yoksa unutmazsak yaşantı olmaz. Yarın bu saatte, bu saniyede kim ne yaptığını inanın kimse bilmez. Çünkü bu Allah tebareke ve teala fıtratı gereği insanı bu şekilde yaratmıştır. 13 ve çok önemli bir madde. Cimri olan bir kimseye kızınızı vermeyin. Velev ki namaz kılsa. Niçin? Cimri olan kimseyi Allah sevmez. Melekler de sevmez, hayvanlar da sevmez. Cimri ya, bakil. Bir de enani. Bencil olan bir kişi. Bunlar kendilerini sadece severler. Sadece. Velakin bu adam namaz kılsa, velakin ne yaparsa yapsın, kesinlikle bunlara kızınızı vermeyin. Çünkü bu bir hayattır. Ve cimri olan bir kişi Allah muhafaza, Allah katında yani çok şeydir burada. Son olarak hanım kolayca cennete girmek istiyorsa bunları yapsın. Nedir? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا. Hanım 5 vakit namazını kılarsa وَاَطَاعَتْ زَوْجَهَا ve kocasını itaat ederse, ama bil ma'ruf, Allah'ın emir ve yasakları içerisinde, böyle hallücülü değil, bil ma'ruf,
وصامت شهرها رمضان أيضا تطرس ديور وحفظت فرجها وناموسن كورس ديور قيل أدخل الجنة ادخل الجنة من أي باب شئتي أسأل الله العظيم ورب العرش الكريم أن يجعلنا